Hiç Kimsenin Ölümü isimli sergi gazetelerin üçüncü sayfa haberlerinden yola çıkarak oluşturduğum bir seri iş. 2008'den bu yana devam ediyor. Ölümle sonuçlanan haberlerde yayınlanan ölmüş insanların fotoğraflarını görmeye başlamıştım. Böyle ortaya çıktı. Bir dizi tuval resmi ve enstalasyondan oluşuyordu. Bu sergiyle birlikte bir de gazete hazırladık. Gözden Geçirilmiş İkinci Baskı isimli. Konunun ortaya çıkışı malzemeyle ilişkiliydi. Gazete kağıdı çok kullandığım bir malzeme resim yaparken hepimiz de kullanırız. İşte çok ucuz olduğu için, kolay bulunduğu için, bol miktarda bulunduğu için pek çok işimizi gazete kağıdıyla hallediyoruz. Ben de tuval resimlerinde zamanın yarattığı yıkımla ilgili bir etki yaratmaya çalışıyordum. Bunu yaparken gazete kağıdını kullandım ki gazetede zamanla çok ilişkili bir malzeme her gün yeniden basıldığı için. Hele ki iletişimin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde gazete sürekli eskiyor, daha basılmadan eskiyor ve sürekli eskimiş bir şeye bakıyoruz. Başka portreler yapıyordum başta, şair portreleriyle başlamıştım portre yapmaya. Ama o gazete kağıtlarını yırtıp tuvale yapıştırırken orada o kağıdın, gazete kağıdının üzerindeki portreleri görmeye başladım. Bazı vesikalık fotoğraflardı bunlar. Ve normalde bir gazeteyi alıp elimize okuduğumuzda onlara çok da bakmadığımızı fark ettim. İşte politika haberlerini, spor haberlerini, magazin haberlerini okuyoruz. Üçüncü sayfa haberleriyle o kadar ilgilenmiyoruz. Çünkü çok zor şeyler var orada, çok ağır konular var. Ve onları kendimizden uzak tutmaya çalışıyoruz. Bunu çok garip, çok saçma buldum. Çünkü yanı başımızda insanlar sürekli ölüyorlar ve biz öyle şeyler yokmuş gibi davranıyoruz. Ve oradaki portreleri yapmaya başladım. Portreler yetmedi, metinleri de kullanmak istedim. Önce haberdeki metinleri olduğu gibi kullandım. Farklı malzemelerle tekrar ürettim. Haberde konusu edilen olayla ilintili malzemeler kullandım. Bu sergide başka bir şey düşündük. Ben nasıl o fotoğraflardan yola çıkarak başka bir iş yapıyorsam yazarlar da metinleri tekrar ele alabilir diye düşündük ve böylece Gözden Geçirilmiş ikinci baskı ortaya çıktı. Ve çok çarpıcı metinler var. Gazetedeki yazarlar Ozan Utku Atgün, Süreyya Aylin Antmen, Hayat İçtaklar, Beliz Güçbilmez, Süreyya Karacabey, Coşkun Kirazlı, Pelin Temur, Umut ve Şamil Yılmaz. Çok çarpıcı metinler yazdılar ve tamamı üçüncü sayfadan oluşan bir gazete oluşturduk. Gelen izleyiciler sergi gezerken gazeteden de bir tane alıp gidebilecekler evlerine. Ve bu da garip bir şey bir yandan. Gazete kağıdının bu değersiz bir malzeme oluşu, çok bulunuşu, her yerde oluşu ve kullanıldıktan sonra çöp haline gelişi ama tuval resminin sürekli korunan bir şey oluşu, işte ona dokunamazsınız, uzaktan bakmak zorundasınız, alıp evinize götüremiyorsunuz ama bu da sanat nesnesi ama izleyiciler bunu alıp evlerine götürebilirler, okuyabilirler, yırtabilirler, yakabilirler, istedikleri her şeyi yapabilirler. Bu da serginin bir parçası olduğu halde. Buradaki karşıt durum ilgimi çekti. Ve burada ölümle ölümsüzlük, değerliyle değersiz, ucuzla pahalı sürekli yer değiştiriyor. Bu ilgimi çektiği için böyle bir iş yaptım. Hiç Kimsenin Ölümü sergisi Galeri Zilberman'da 18 Mayıs-16 Haziran tarihleri arasında görülebilir.